Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir ıslak kek tarifiyle geldim. Her yeri ıslanan, yumuşacık, çok güzel kabaran, kabarma garantili, çok güzel bir ıslak kek tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi her yeri sulu sulu, dokunduğunuzda çatalla sosu akan bir ıslak kek tarifi mi istiyorsunuz? Mutlaka bu tarifi deneyin gerçekten pişman olmayacaksınız. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğim bir tariftir. Kendim de çok severek ve beğenerek yaptığım bir tariftir. Çünkü misafirlere yaptığımda kapış kapış gidiyor bu tarif. Mutlaka denemelisiniz. O yüzden tarifi yapmaya başlayalım. İlk önce 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtalarımızı Kırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Toz şekerimizi ekledikten sonra çırpma telimizle iyice içerisindeki şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. İyice çırptıktan sonra böyle kremamsı bir doku alıncaya kadar böyle köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Mikser varsa mikserle karıştırabilirsiniz. Ben çırpma teli kullandım çırpma teliyle iyice çırptım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde çırptıktan sonra beyaz köpük haline geldikten sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ekledikten sonra içerisine bir su bardağı sütümüzü de ekliyoruz. Sütümüzü ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine ben toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Ama siz yaptığınız kek harcının kıvamına göre un ekleyip ya da azaltabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. İlk önce 1 su bardağı unumu ekledim ve ardından içerisine 3 yemek kaşığı kakaomu da ekledim ve çırpma telimle iyice karıştırdım. Karıştırdıktan sonra tekrardan kalan yarım su bardağı unumu da ekliyorum. Eklerken o sırada içerisine unla birlikte bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ekledikten sonra çırpma telimle karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar bir püf noktası da şurada vereyim. Çırpma telinizi ilk önce ortadan karıştırır, karıştırırsanız çok güzel karıştıracaksınız. Eğer o şekilde karıştırmazsanız içerisinde un topaklaşır. Ortadan karıştırarak kenarları doğru toplayın. Bu şekilde yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kek harcımın kıvamı bu şekilde. İsterseniz daha yoğun ya da daha cıvık yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra altını yağladığım tepsimin içerisine döküyorum. İsterseniz borcam da kullanabilirsiniz. Kare borcam. Kalabalık bir aile olduğumuz için ben tepsi de yapıyorum. Borcam bize yetmiyor. Evet, spatula ile bu şekilde her yere eşit gelecek şekilde yapıyorum. Yaptıktan sonra burada da bir püf noktası veriyorum. Spatulayla kek harcını tepsinin ucuna doğru sürdüğünüzde kekiniz pişerken sürdüğünüz yüksekliğe kadar kek harcınız kabaracaktır. Bu püf noktasında istediğiniz kek kalıbında, borcamda, tepside deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ardından Tepsimi tezgahın üzerine 2-3 defa vurduktan sonra 180 derecelik fırınımda 30 dakika pişiriyorum. Kekim pişene kadar o sırada sosumu yapıyorum. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao. İçerisine ekledikten sonra tekrardan çırpma telimle iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın üzerine alıyorum ve kaynatıyorum. O piştikten sonra kekimi fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra Biraz daha ılıklaştıktan hemen sonra sıcak sosumu üzerine dökeceğim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kekime çatal, kürdan batırarak delmiyorum. Sadece dilimliyorum ve ardından üzerine sosumu dökeceğim. Döktükten sonra zaten kekim muhteşem olduğu için hemen sosu çekecektir ve hiçbir şekilde üstte sos kalmayacak. Gördüğünüz gibi birazdan dökeceğim. Kekin hemen sosu nasıl çektiğini göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi hemen sosu içine çekiyor. Yaptığımız sosun hepsini her yerine eşit gelecek şekilde döküyoruz. Döktükten sonra dilediğiniz gibi istediğiniz malzemeleri kullanarak süsleyebilirsiniz. Ben portakal ve nane kullandım. Siz ister antep fıstığı, hindistan cevizi tozu, fındık, fıstık, ceviz, çilek, kivi, istediğiniz meyveyi, kuru yemişi kullanarak süsleyebilirsiniz. Bu sizlerin damak zevkine göre kalmış bir şey. Ben bu şekilde süsleyip servis ettim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara Afiyetler olsun. Gördüğünüz gibi tepsiden aldığında da gerçekten bol soslu, muhteşem bir ıslak kek. Çatalla da bastırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi her yeri ıslak. Dilimlediğimde bile içerisi sulu sulu bir ıslak kek tarifi istiyorsanız mutlaka bu tarifi kaydedin ve sevdiklerinize gönderip deneyin. Şimdiden yapacak olanlara afiyetler olsun. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.